Merhaba sevgili çocuklar, Masallı Düşler kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün size Keloğlan ve Aykız'ın masalını anlatacağım. Burcu, Hasan Enes, Hakkı, Ziya, Nurican, nerede kaldınız çocuklar? Masalımız başlıyor. Bir varmış bir yokmuş. Zamanın birinde çok uzak diyarlarda, yemyeşil ovalarda çok güzel bir köy varmış. Bu köyde Keloğlan ve annesi yaşarmış. Fakir olmalarına rağmen çok mutlularmış. Keloğlan annesini çok severmiş. Her sabah uyandığı zaman annesiyle kahvaltısını eder. Sonra da şarkı söyleye söyleye annesinin ona verdiği işleri yaparmış. Ben bir garip Keloğlanım, eşeğimin yok palanı, varım yoğum doğruluktur, hiç de sevmem ben yalanı. Bir koca karı anam var, birkaç tavuk bir de inek, her gün konar kel kafama, evsiz kalmış birkaç sinek, der. Sonra ormana doğru odun toplamak için eşeğiyle yola koyulurmuş. Ormanda ilerlerken bir gün yolunu kaybetmiş. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş. Birden karşısında kocaman bir saray görmüş. Sarayın kapısında saray görevlileri bir duyuru yapıyorlarmış. Kim ki sultanımızın biricik kızı Aykız'ı iyileştirirse, sultanımız onu çok büyük bir ödülle mükafatlandıracak, diyorlarmış. Bunu diyen Keloğlan, güzelliği dillere destan olan Aykız'ın hasta olmasına çok üzülmüş. Bir yolunu bulup saraya girmiş ve sultanın karşısına çıkmış. Aykız'ı izninizle ben iyileştirmek istiyorum padişahım. Bana bir hafta müsaade edin. Tam bir hafta boyunca Aykız'ın yemesiyle, içmesiyle, ilaçlarıyla, her şeyiyle ben ilgilenmek istiyorum demiş. Aykız'ın çaresiz babacığı hiç tanımadığı bu Keloğlan'ın kızını iyileştirmesini ümit ederek ona izin vermiş. Hiçbir doktorun iyi edemediği Aykız'ı zavallı Keloğlan nasıl iyi edecekmiş? Keloğlan hemen işe koyulmuş. Türlü türlü şifalı otlardan şuruplar yapmış, içirmiş. Çeşit çeşit meyveler yedirmiş. Ve her gün Aykız'ın başında şarkılar söylemiş. Bir haftanın sonunda tam ümitler kesilmişken ve Keloğlan çaresiz Aykız'ın başında beklerken, uyan 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 demiş ve Aykız bu sözleri duyunca birden gözlerini açmış. Düşümde bir şarkı duydum, bana siz mi şarkı söylediniz demiş. Sizi iyi etmek için başınızda gece gündüz bekleyen bendim sultanım demiş Keloğlan. O sırada Aykız'ın babası sevinçle odaya girmiş. Benim güzel kızım uyanmış, iyi olmuş diye kızına sarılmış. Ve Keloğlan'a, dile benden ne dilersen, kızımı sen iyi ettin, sana borcumu ödemeliyim demiş. Keloğlan ise, sizin ve sultanımızın sağlığına duacıyım, hiçbir şey istemiyorum padişahım diye cevap vermiş. Padişah bu saygılı ve iyi kalpli gençten çok etkilenmiş. Kızının Keloğlan'a hayran hayran baktığını görmüş. Ve tabii Keloğlan'ın da kızına. Hemen emir vermiş sarayında.
biricik kızım Aykız ve Keloğlan'ın evlenmesi için düğün hazırlıkları başlasın demiş. Bunu duyan Keloğlan sevinçle padişahın elini öpmüş. Bir garip anam var padişahım deyince padişah Keloğlan'ın annesini yaverleriyle birlikte saraya getirtmiş. 40 gün 40 gece süren bu düğünde Keloğlan ve Aykız evlenmişler. Aykız bir daha hiç hastalanmamış. Keloğlan, annesi, Aykız ve padişah saraylarında sonsuza kadar mutlu yaşamışlar. Evet çocuklar, bugünkü masalımızın da sonuna geldik. Umarım beni severek dinlemişsinizdir. Hepiniz uslu çocuklar olup kendinize çok iyi bakın, olur mu? Çünkü ben sizi çok seviyorum. Bir dahaki masalımızda buluşmak üzere. Hoşça kalın.